Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizinle 5. sınıf halk kültürü 2. dönem 2. yazın sınav sorularının çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlayalım. Birinci soruda aşağıdaki sözlerden hangisi bayramlarda büyüklerimizle bayramlaşırken söylenen sözlerden biridir? A. Bir yastıkta kocayın yeni evlenen kişilere söylenir. C. 41 kere maşallah yeni doğan bebeğe söylenir. D. Allah geride kalanlara ömür versin. Vefat eden kişinin arkasından söylenir, yakınlarına söylenir. Ama B şıkkında el öpenlerin çok olsun, bayramlaşırken söylenir. Cevabımız B seçeneği. İkinci soru, halkın giyim kuşamı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Giyim tarzında yöreden yöreye farklılıklar görülebilir. Tabii ki doğru. Giyinmek insanların kendini ifade biçimidir. Kesinlikle evet. Giyim ve kuşamda yıllar içinde değişiklik olmaz. Hayır arkadaşlar, değişiklik olur. O yüzden cevabımız C seçeneği. Giyim kuşam insanların düşünce ve değer yargılarını yansıtır. Evet, bu da doğru. Üçüncü soru, aşağıdaki kurumlardan hangisi dünya bilim ve kültür mirasını koruma görevini üstlenmiştir? Tabii ki arkadaşlar UNESCO üstlenmiştir. 4. Çadırıma dolu düştü, çok ağladım gözüm şişti. Kınamasın eşler dostlar, güzel idi gönlüm düştü. Halk kültürünün hangi kaynağına ve çeşidine girer? Tabii ki arkadaşlar bu bir manidir ve sözel bir şekilde söylendiği için sözlü maniye girer. 5. Herhangi bir yakını ölen insanlar yas tuttuklarında genellikle hangi renk giysiler giyer? Tabii ki arkadaşlar siyah renk giyerler. Siyah matem yani yas rengidir. 6. Kültürümüze ait giyim, kuşam, ev ve süs eşyaları, oyuncak ve benzeri gibi eski eserleri aşağıdaki yerlerden hangisini gezerek öğrenebiliriz? Tabii ki bu gibi şeyleri müzeyi gezerek öğrenebiliriz. Cevabımız A seçeneği. 7. Yukarıda bahsedilen gelenekler hangi uygulama ile ilgilidir? 1. Boyunlarına kırmızı bir tülbent bağlanır. 2. Başlarının üzerine tuz ve un çevrilir. 3. Davul zurna eşliğinde havaya atarak uğurlanır. Arkadaşlar bunlar asker uğurlama geleneğinin uygulama şeklidir. 8. Gökten 3 elma düşer, biri bana, biri sana, biri de bunu yazanın başına. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine diyen Ayşe. Arkadaşlarına ne anlatmıştır? Tabii ki masal anlatmıştır. 9. Masallar genelde hangi cümleyle başlar? Tabii ki bir varmış, bir yokmuş diye başlar arkadaşlar. 10. soru. Nokta nokta bayramında günler coşkulu, huzurlu ve bereketli geçer. Kesilen hayvanların payları dağıtılır. Büyüklerin elleri öpülür. Bayram haçlıkları verilir. Tatlı ve kolonya ikramı edilir. Yukarıda halk kültüründe yer alan hangi bayram hakkında bilgi verilmiştir? Ramazan bayramı, Nevruz bayramı, Cumhuriyet bayramı ve Kurban bayramı. Arkadaşlar kesilen hayvanların payları dağıtılır dediği için tabii ki Kurban bayramı. 11. Geleneksel çocuk oyunlarının bazıları grupla oynanırken bazıları tek başına da oynanabilmektedir. Aşağıdaki çocuk oyunlarından hangisini tek başımıza oynayabiliriz arkadaşlar? Kutu kutu penseyi toplu grup olarak, yakan top grup olarak, istop grup olarak ama bez bebek tek başına oynanan oyunlardan biridir. Cevabımız A seçeneği. 12. soru. Buna göre yukarıda verilen parçada anlatılan bayram aşağıdaki hangisidir diyor arkadaşlar. Ergenekon destanına göre Türkler zamanla Ergenekon dağına sığmaz olurlar. Ataların eski yurtlarını geri almak için çeşitli yollar aramaya başlarlar. Nihayet dağda zayıf bir nokta tespit ederler. O noktaya eriterek çıkış yolu bulurlar. Yeni bir hayat, yeni bir başlangıç demek olan bu tarihi gün 21 Mart gününe rastlar. İşte bugün Türk topluluklarında bayram olarak kutlanır ve baharın başlangıcı olarak adlandırılır. Arkadaşlar 21 Mart dediği için bugün Nevruz bayramıdır. O yüzden cevabımız C seçeneği. 13. Aşağıdakilerden hangisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın özelliklerinden değildir? Arkadaşlar dini bayramdır diyor. Hayır, bu bir milli bayramdır. Bu özelliği değil.
Ulusal bir bayramdır. Evet. Uluslararası bir bayramdır. Kesinlikle. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bir bayramdır. Evet, bu da doğru. Cevabımız A seçeneği. 14. Aşağıdakilerden hangisi bayramlarda uyguladığımız Türk geleneklerinden biri değildir diyor. A. Bayramlarda el öpülmesi. Evet arkadaşlar, bu uygulamadan biri. B. Çocuklara şeker ve benzeri şeylerin verilmesi. Tabii ki. C. Tatile gidilmesi. Hayır arkadaşlar. D. Büyüklerin ziyaret edilmesi. Evet, bu da uygulamalardan birisidir. Cevabımız C seçeneği. 15. Türk kültür ve misafirperverliğini dikkate alarak bir fincan kahvenin 40 yıl nesi vardır? Tabii ki arkadaşlar, hatırı vardır. O yüzden cevabımız B seçeneği. 16. Beslenmede zararlı yiyecek ve içeceklerden uzak durup sağlıklı besinler tüketerek sağlıklı bir hayat sürebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı beslenmek için yapılabilecek uygulamalardandır? A. Meyve ve sebze tüketmek. Evet arkadaşlar, bu sağlıklı beslenme için yapılan uygulamalardan biridir. B. Asitli içecekler tüketmek. Hayır, asla. Asitli içecekler vücudumuza zararlıdır arkadaşlar. C. Sürekli pizza, hamburger gibi hazır yiyecekler yemek. Bu da yanlış bir uygulamadır. D. Sadece akşam yemeği yemek. Bu da pek bir uygun davranış değildir arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. 17. Ülkemizin her yöresine ait birçok yemek, tatlı ve içecek türü bulunmaktadır. Bunlardan bazıları sadece o yörede tüketilirken bazıları ülkemizin her yerinde tüketilebilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha yaygın olarak tüketilmektedir? Arkadaşlar, tirit, arapaşı ve kuymak belirli bir yöreye ait yemeklerdir ama sütlaç Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yapılıp yenilebilen, tüketilebilen bir tatlı türüdür. Cevabımız C seçeneği. 18. Atatürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri yapmış oldukları okul gezisinde cağ kebabı yemişler. Çifte minareli medreseyi gezmişlerdir. Buna göre Atatürk Ortaokulu öğrencilere hangi şehre gezi düzenlemişlerdir? Tabii ki cağ kebabı ve çifte minareli medrese Erzurum'da yer alır arkadaşlar. 19. Aşağıdaki milli bayramlarımızın tarihleri verilmiştir. Hangi milli bayramımızın tarihi yanlış verilmiştir? A. 23 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Hayır arkadaşlar, bu 29 Ekim olmalı. Yanlış olan A şıkkı. B. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Doğru. C. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Doğru. D. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu da doğru. 20. ve son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki yöre yiyecek eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. Mantı Kayseri. Evet, Kayseri'nin mantısı meşhurdur. B. Dondurma Kahramanmaraş. Evet, Maraş'ın dondurması ünlüdür. Tantuni deyince evet arkadaşlar Mersin aklımıza gelir. Ama İskender kebap deyince Rize değil Bursa akla gelir.